Türk silahlı insansız hava araçlarının modern mühimmatlarla donatılması ve sahada operasyonel yeteneklerinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda SİHA'lara farklı mühimmatlar ve var olan mühimmatların farklı versiyonları entegre ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren, ihracat başarısı yakalayan minyatür bomba Tolun da gelişmeye yeni yeteneklerle sahada test edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı ve Aselsan tarafından geliştirilen minyatür bomba Tolun bir kez daha buluştu. Bu ikili ilk kez 2022 yılında birlikte test edilirken, geçen sürede Tolun'un farklı versiyonları ve yeteneklerini test etmek için çeşitli atışlar yapıldı. Daha önceki atışlarda Akıncı'nın gövde altına yerleştirilen salandan Tolun atışı yapılırken, son testte kanat altına yerleştirilen mühimmattan atış gerçekleştirildi. Test sırasında Bayraktar Akıncı, Aselsan tarafından geliştirilen Aselflir 500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemiyle belirlenen hedef Tolun ile tam isabetle vuruldu. Bu yeni atış testi, hem Bayraktar Akıncı'nın hem de Tolun mühimmatının sahada ne denli etkili olabileceğini gösterdi. Tolun mühimmatıyla yapılan test, Akıncı'nın bu mühimmatla donatıldığında nasıl bir performans sergileyebileceğini gözler önüne serdi. Akıncı, toplamda 8 Tolun mühimmatı taşıyabiliyor. Bu sayede, farklı hedefler için aynı anda birçok mühimmat kullanabilme kapasitesine ulaşıyor. Bu özellik, özellikle çoklu hedefli operasyonlarda veya uzun süreli görevlerde Akıncı'ya büyük bir avantaj sağlıyor. Tolun mühimmatı ile donatılan Bayraktar Akıncı, çeşitli operasyonel senaryolarda kullanılabilecek. Bu senaryolar arasında sınır ötesi operasyonlar, terörle mücadele, kritik altyapıların korunması ve askeri tesislerin güvenliği yer alıyor. Tolun mühimmatının yüksek hassasiyeti, özellikle şehir içi operasyonlarda veya hassas hedeflerde sivil kayıpları en aza indirmek için ideal bir çözüm oluşturuyor. Minyatür bomba Tolun'un iki versiyonu bulunuyor. Tam atım güdümlü mühimmat versiyonu 1 metre güçlendirilmiş betonu delebiliyor. Minyatür bomba Tolun'un iki versiyonu bulunuyor. Tam atım güdümlü mühimmat versiyonu 1 metre güçlendirilmiş betonu delebiliyor. INS ve GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirilen bu versiyon 100 kilometre menzile sahip bulunuyor. Mühimmat 8 metreden küçük cep değeriyle hedefini buluyor. Tolun'un ikinci versiyonu ise Kızılötesi arayıcı başlıklı Man in the Loop özellikli. Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba, diğer varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat haline geliyor. Man in the Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellemesi yapılabiliyor. Bu versiyon 80 kilometre menzile ulaşıyor ve 3 metreden küçük cep değerine sahip. Tolun'un hem delici etkinlikli, 1 metre kalınlıklı beton engeli delebilen hem de parçacık etkili harp başlığı varyantları bulunuyor. Tolun, bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor. Bu mühimmat sadece etkin bir taarruz aracı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda operasyonel maliyetleri düşürüyor ve lojistik açıdan daha verimli bir kullanım sunuyor.